Rafet, insanların sabahları ayakları yerde, başları yukarıda olur. Senin gibi kışları havada, başları yerde olmaz. Sus! Ben kime konuşuyorum ya? İti oluyor, sahibi uyuyor. Bak, bak, bak. Bu herif uyumuyor ya. Bu herif geceleri ölüyor, sabahları diriliyor. Pardon, öğlenleri diriliyor. Bana bak Rafet, bu son şansın. Kalk, kalkmazsan bırakır giderim bak ha. Kalktım kuzen, kalktım. Kelimelerin sözlük anlamında değiştirdin. Kalkmak demek bu mu oluyor? Tamam be kuzen, tamam. Kalk, bana ne anlama geldiğini biliyorum. Amma kafayı ütüledin ya. Anneanne ya. Salak dur, hiç konuşma. Garanti gece rüyanda Aysun odasına girdiğini anlatacaksın bana. Hayır anneanne, bir şey söyleyeceğim ya. O zaman rüyanda ya Cindy Crawford'u gördün yahut da Banu Alkan'ın neresinin neresini gördün. Aman tamam be, anlatmıyorum işte. Anlat, anlat hocam. Reçelinde sinek vardı. Ne oldu Ercan? Ne olacak ki? Sapık sapık şeyler anlatıp kadının midesini kaldırmıştı. Bir iki lokma siz deyin de sizi de görelim. Heh, itağın çomağı hazırla. Söz konusu Dürdane Hanım olunca hazırlamaya gerek yok. Dürdane'nin evinde oturuyorsan bir kenarda bir iki tane çomak hazır bulunduracaksın. İşin içinde para falan varsa hakaret falan bana vız gelir. Boşuna zahmete girmeyin. Küçük bir sorun vardır Dana Hanım. İşin içinde para mara yok. Cepteğinizde para falan olmadığını biliyorum salaklar. O yüzden de borçlarınıza karşı hazırladığım şu senedi imzalamanızı rica ediyorum. Hemen imzalamasaydım Cakap'a. Kuzen ne fark edecek ki? Sanki kıymetli bir şeyimiz varmış gibi. Şu sizin cango iyi para eder değil mi ha? Dürdane Hanım teyze, bunu yapamazsın. Senedi vadesini ödemeyin de görün bakın neler yapıyor. Yürü kuzen yürü. Çaresiz gidip para bulacağız, ödeyeceğiz. Ulan böyle boş boş oturmaktansa sizi teste tabi tutacağım anadına. Bakalım mafya bilinciniz ve bilginiz gelişmiş. Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Ulan daha bir şey sormadık ki be. VCD player. Bana çıtır çerezden sor baba. Susun bakayım ulan be, sanal bozaylar. Bir mafya mesleğiyle ilgili bütün bilgileri bilmek zorundadır anladın mı? Şimdi söyleyeyim bakalım. Bir infaz emri geldiği zaman ne yaparsınız? Yani bir çıtır çerez paketi açarız. İkiye kadar sayarız. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Ulan ben bu salaklarla ne yapacağım be? Ulan basket potaları. Mafyada infaz emri demek mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Anladın mı? İnfaz emri aldığın vakit ya uygulayacaksın ya da uygulayacaksın. Kocamış kartallar. Ay yine küpeler edip duruyorsun taraş ya. Sus bakayım ulan seksi şempanze bak. Şimdi seni de sınava tabi tutacağım ha. Ay hiç korkmam valla. Peki o zaman söyle bakalım. Bir mafya babası metresinin asli görevleri nelerdir ha? Mafya meselelerine karışmamak. Bol bol alışveriş yapmak. Bir de seksi iç çamaşırları giymek. Aferin lan seksi şempanze titrek manda be. Ulan bakın da utarın be, çay ve ihtiyaç molaları. Onun görevi kolay ama baba. Bizim de görevimiz seksi iş çamaşırları giymek olsaydı çok kolaydı o zaman. Ulan iyi ki de görevimiz o değilmiş lan. Yoksa ben seni o çamaşırlarla görmeye dayanamazdım ha. Her gün infaz yapmayı tercih ederim ya. Heyo, heyo, heyo söyleyebildim. Son 10 dakika içerisinde kovulacak bir şey yaptık mı Cakap'a? Kuzen, daha ben uyanamadım bile. Kovulmak için ne yapabilirim ki? Selim Bey sizi çağırıyor, Selim Bey sizi çağırıyor, Selim Bey sizi çağırıyor. Oo, söyleyebildim, oo. İşte çalışıyoruz burada, görüyorsun işte böyle çalışıyoruz. Hangi sebeple kovulduğumuzu öğrenebilir miyiz acaba Selim Bey? Tabii ki sebepsiz de kovulmuş olabiliriz Selim Bey. Olabilir, canınız sağ olsun. Kesin şaklabandı. Çok önemli bir görev veriyorum size ha.
Yürü gidelim kuzen. Adamları karıştırdı galiba. Evet, önemli görev ve biz. İkisi birbirini tutmuyor. Beyler, bu işin şakası yok. Bir basın toplantısına katılacaksınız ve bu basın toplantısı çok önemli. Hemen çıkmanız gerekiyor, hemen. Siz öldüğün ölelim Melek Hanım. Ben diyorum, salak. Ha, o zaman biraz düşünelim. Bana bakın, hemen bir kamera alın. Biriniz toplantıyı kameraya çekerken diğeriniz haberi hazırlayacaksınız. Öyle aval aval yüzüme bakmayın. Bir dakika içinde gitmezseniz kovuldunuz ha. Hadi. Hadi Caka, bu iki saniyesini kaybettik zaten, yürü. Allah Allah. Bu kadar canı sıkılmış konumdasınız ama hala izin mizin istemediniz. Garip. Ay, izin istesek ne olacak? Gidecek yerimiz mi var sanki Tolga? Şu monotonluktan kurtulmamız lazım. Haklısın Aysu. Bize bir heyecan lazım. Duru topu! Baba! Korku demedik, manyak, heyecan dedik. Gerizekalı, ödüm patladı be! Bu sefer bu işi başarmalıyız Cakap'a. Evet kuzen, ne kadar iyi bir gazeteci olduğumuzu göstermek için son şansımız bu. Evet, bütün iş sende bitiyor Cakap'a. Ben masa başında nasıl olsa güzel bir haber attırırım. Önemli olan senin güzel görüntüler kapman. Tamam be kuzen, tamam biraz işgahçı olabilirim. Hatta biraz da dolandırıcı olabilirim. Ama mesleğimi gayetten iyi yapıyorum. Tamam canım, tamam. Kızma birader, bir şey demedik ya. Önüne bak, önüne bak. Kaza maza yapacaksın ha. Ulan şerefli koçhisarlar. Bir sınavı bile kazanamadınız hiçbiriniz be. Ne biçim mafyasınız ulan siz? Ay ben kazandım ya Taroş. Yavrum, seni klasman dışında tutuyorum. Seksi şempanzem benim. Çok teşekkür ederim Taroş. Aman kapı çaldı lan. Fırçadan kaytarmak için çok iyi bir fırsat, hemen değerlendireyim. Hilkat kapıyı aç, açıyorum dayı. Buyur bir tane kapa. Merhaba ağalar. Seni de ev sahipliği konusunda sınava sokacağım Dürdane Kalfa. Kirana %100 zam yapıyorum. Tamam ulan, geçsin anasını satayım. Ben doğuştan ev sahibiyim, doğuştan. Nereye beyler? Biz basın. Toplantı için gelmiştik. Toplantı başladı bile, içeri giremezsiniz. Olsun, başını kaçırsak da biz finalinden başını da anlarız. Dert değil kardeşim, girelim. Dert de bu zaten. Toplantı başladıktan sonra içeri kimseyi almama konusunda kesin talimat var. Yapma be kardeş, ekmeğimizle oynama. Azıcık ucundan baksak. Mümkün değil, kesin giremezsiniz. Yandık Çakabı. Kuzen, sen gel benimle. Ne yapacağız? Bir planım var. Gel kuzen, şuradan arkadan dolanalım. Ya arkadan dolanacağız derken başımız bir belaya dolanmasın. Ya bir bok olmaz kardeşim ya. Amanın şuraya bak Çaka bak. Bu ne lan? Dur suyunu alayım lan. Amanın. Adamı çarpıp elektrik suya döndürdüler. Adamı ne yaptılar? Kuzen hepsini çektim. Adamı deldiler. Bizi gördüler Çakabı. Ay. Deldirmeden kaçalım. Düyelim hemen. Bu iki labuk da kim lan? Bilmiyorum patron. Birinin elinde kamera vardı. Çabuk yakalayın şunları. Adamlar yakalayacak lan. Senin yüzünden başımız belaya girdi. Ulan ne olacak lan, Allah. Bu lavuklar kesin şuradaki basın toplantısına gelmiş gazetecilerdir. Buluruz adileri. Mutlaka bulmamız lazım abi. Bulacağız. Fazla kare kare çekti lavuklar. Merak etme sen. Bugün bizim salonun tarihine altın harflerle geçecek ha. Niyeymiş o? Baksanıza, siz izin istemediniz. Kocalarınız gelmedi. Raziye salonu basmadı. Yok, istiyorsan yarın hepsini çağırırız, gelirler. Ama sakın ha! Ulan Cakabo, ne yapıp edip yine başımızı nerede soktun ya? Helal olsun sana. Kuzen, farkında mısın? Her boku benim üstüme atmak sende alışkanlık haline geldi ya. Yahu biz oraya basın toplantısına gittik. Arkadaki İzmirlik'te ne işimiz var? Hadi İzmirlik'e gittik diyelim. Adamların kavgalarını niye görüntülüyorsun ya? Kardeşim, habercilik benim kanımda var. Ay senin kanına da canına da.
Şimdi toplantıyı kaçırdık diye Selim Bey acayip bir şekilde bize kuduracak. Ama cinayeti görüntüledik diye de bizimle gurur duyacak, böylece işten yırtacağız. İnşallah bu söylediklerin olur da. Yani yoksa Selim Bey bizi vallahi bu sefer kesin kovar ya. Hemen bulun o itleri. Merak etme patron, kapıdaki görevliye gazeteci kimliklerini falan göstermişler. Elimizle koymuş gibi bulacağız. Bana bak, o kaset eğer gazeteye giderse hepimizin defterini dürerler. Tabii ben de sizinkini. Merak etme patron, bulacağız. Ah, ah Allah sizi kahretsin salaklar, ah Allah sizi kahretsin, batırdınız beni. Bütün gazeteler basın toplantısını çarşaf çarşaf yayınlayacaklar. Biz de boş sayfa geçeceğiz. Ben patrona ne diyeceğim şimdi be? Sakin olun Selim Bey, sakin olun. Yine tansiyonunuz yükselecek. Evet, evet tansiyonum yükselecek. Bunlar beni mahvettiler, ay, öldürdüler. Patron beni temizlikçi başı yapacak şimdi. Ben ne yapacağım? Ah, 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 kabahat bende. Aptal Selim, salak Selim. Doğru dürüst iki adam göndersene oraya bu aptalları, bu salakları, bu hıyarları göndereceğine. Şey Selim Bey, biz diğer gazetelerden arkadaşları arar birkaç görüntü halletmeye çalışırız. Hem şu kameranın içinde bir cinayet gizli çekilmiş durumda Selim Bey. Ne? Ne diyorsun sen? Basın toplantısına binanın arkasından girmek için binanın arkasına dolandık. O arada mafyanın bir cinayetine tanık olduk. Evet Selim Bey, Rafet bütün cinayeti kara kara görüntüledi. Ah benim güzel yavrularım, aslanlarım benim, canlarım. Ah 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 ah. Mafya kaseti ha. Melek Hanım, ben hep söylüyorum. Bu safette Rafet varken bizim sırtımız gazete olarak yere gelmez. Hadi bakayım ördek yavruları, çıkarın şu kaseti bakayım. Hadi yavrularım benim. Hadi ben. Çıkarsana kaseti Cekaba. Kuzen, nereden açılıyor bu? Bir yerden açılıyordur. Nereden koydun kaseti? Eyvah. Ne kaseti lan? Kaset koymamışım. Hadi be. Hop, hop. Oo, olamaz. Bulduk patron. Kimmiş o Adiler? Saffet'le Rafet adında iki gazeteciymiş. Tarumar Kırbacı'nın da komşusu oluyorlarmış. Vay canına, Tarumar'ın ha? Ya. Bir arayalım. Severim keratayı, kıyak adamdır. Ulan bir yemek vakti de şu Dürdane Kalfa'nın burada olmadığını görsem dişimi kıracağım ha. Ama be Tarumar, kaç senedir gelirim hala alışamadın. Aa. Sen de dayı olaya iyi tarafından bak. Ya bir de gelmeydi, o zaman bütün yemekleri çokomel yiyecekti. Hayvan gibi olacaktı. Yine mafya işleri arıyor galiba. Yine kızarıp bozarıp tuvalete gidecek. Bana bak seksi şempanze, kafamı bozma tamam mı? Ver bakayım şu mafya işlerini, merak ediyorum. Alo? Alo? Tarumar Kırbacı arıyorum. Yanlış mı aradım yoksa? Evet. Ben Tarumar Kırbaç'a seksi şempanzesiyim. Nesi nesi? Bana bak lavuk karı. Beni işletme sonra kötü olur ha. Aa, bu mafya işleri manyak galiba. Bana bak, bir daha böyle bir numara çekersen topukların gider, bak haberin olsun ha. Alo. Merhaba Tarumar. Ben Nusret. Oo Nusret baba. Bu ne şerem. Emret. Bana bak Tarumar Kırbaç. Sana bir işimiz düştü. İki gazeteci var. Ellerinde bir kaset var, tamam mı? Evet Nusret baba. Da benimle ne ilgisi var bunun? Bunlar senin komşunmuş Tarumar. Bilirsin rajon gereği senin mıntıkanda infaz yapmamız yakışık almaz. Anladım anladım. Sen dert etme baba. Biz hallederiz. Yarın da bizim sana bir işimiz düşer icabında. İsmi neymiş bu lavukların? Hadi ya. Hapse olur lan bu. Farkında mısın Serap? Bugün kocalarımızı hiç görmedik. Ne yapıyorlar acaba? Ay boğuluyordum. Haklısın vallahi. Ne yapıyorlar acaba? Ah bugünü bayram mı ilan etsek nedir? Sana ne oluyor anlamadım. Anlamadım yani. Görmeyen biziz. Sen değilsin ki. Adının akıllı kızım. Hı. Kocalarınızı görmemek demek yeni kocalara doğru yelken açmaya benzer. Anneannem vallahi kendine koca bulsa bu kadar sevinmez ha. Sen karışma sapık torun.
Bu büyüklerin meselesi. Küçüklüğünü bil. İnanmıyorsan bak bir kere Aysu ablayı öpeyim. Ondan sonra ne kadar büyümüşüm görür. Ha? Ya aldırım ha. Ay ya kötü bir niyetim yoktu be. Vurmayın. Bir dakika. Yine baba çağırıyor. Belli oluyor. Allah aşkına ya. Kurban olayım yapmayın. Ne olursunuz ben söyleyeyim ya. Ya babanın sizi çağırdığını bir kere de biz söyleyelim ya. Hilkat intihar edecek valla. İyi geçelim hadi. İyi. Üzülme çocuğum bir gün de sen söylersin. İnşallah. Hadi yürü yürü. Hadi. Buyur baba. Geçin oturun bakayım şöyle be deve dikenleri. Eyvah. Ciddi bir şey söyleyecek galiba hem de önemli. Tarımar baba. Hakiki mafya babaları gibi durduğuna göre durum ciddi. Ulan iki dakika susun be ana bir tarikalar. Önemli tabii anladım. Ama bir tarafta bu iki salak. Bir tarafta tarbar olduktan sonra hiçbir şey önemli olmaz. Bana bak ulan ihtiyar bir zon. Bu bir mafya işidir anladım. Sen karışma tamam mı? Emret dışarı atalım dayı. Seve seve. Ama böyle mafya işlerinden bana nasıl olsa para çıkmaz. Ben kendim giderim. Nasıl olsa icra yoluyla Django'yu alacağım. Biraz köpek maması falan. Bana bak Gürdan Hanım teyze. Django'ya dokunursan kendini ölmüş bil. Ulan sen önce kendine bak be. Topal kırk ayak. Konumuz nedir baba? Mafya genel merkezinden bana bir görev tevdi edildi anladım. Oh, oh, oh. Hayırlı olsun baba. Neymiş? İki kişiyi infaz et. Vah, vah, vah. Yazık adam bana ya. Bari önemli kişiler miydi? Yok canım, iki tane lavuk. Önemsiz lavuklar hem de. Bu tarif sana ikinizi anımsattı mı Jacob'u? Bana daha çok etilerdeki yumuşakları anımsattı. Tarımanla bizim ne işimiz olabilir? Evet ama maalesef sizi infaz etme görevi verildi bana anladın mı? Her ne kadar karizmatik kişiliğimi kullanıp direndiysem ve racona karşı çıkma vaasına... ...ben yapamam ya bu işi. Arkadaşımdır bunlar, sevdiğim insanlardır dedim ama... ...mafya kabul etmez. Ben yapmasam bir başkası infaz edecektir size anladın mı? Yani illa infaz şart mı baba? Mafya bu be. Bırakır mı işin peşini? Yani infazınız kesindir anladın mı? Siz şu andan itibaren artık birer ölüsünüz sevgili evlatlarım. Bence siz varsa borçlarınızı filan ödeyin de öbür tarafa borçlu gitmeyin. Hatta bol bol çıtır çerez deyin. Ya öbür tarafta çıtır çerez bulamazsın. Baba bir şeyler yap ya. Ağırlığını koy, ağırlığını hissettir ya. Lütfen baba ben ölmek istemiyorum. Daha elimi bile sürmediğim milyonlarca çıtır var. Lütfen baba daha patates reklamında bile oynamadım. Kızlar. Bir şeyler yiyip de öyle gitseydiniz. Kafeye uğrayacağız anne, orada bir şeyler yeriz. İki tane yalnız bayanın bu saatte kafede oturması yanlış olabilir anne. İstersen ben Aysu ablanın yanında geleyim ha? Çocuklar ve sapıklar giremiyor canım. Çocukla çocuk olma, boş ver. Evet, evet Aysu abla. Çocukla çocuk olma. Gel benimle büyük ol. Siz şimdi gidin de ben bunu kulaksız bir torun haline getireyim. Ay, ay imdat, ay, ay çabuk yardım edin. Ay küçük küçük kulağını kısıyorlar. Ne korkuyorsunuz be salaklar? Nasıl olsa seni de imzalattım. Artık ben sizin peşinize düşmem. Bundan sonra siz benim peşime düşeceksiniz. Biz senden çekinmiyoruz Züleyha Hanım. Yabancı birilerini gördün mü buralarda? Vay, takip ediliyor numarası ha. Aferin. İyi oynuyorsunuz, aferin. Dalga geçme Züleyha Hanım. Başımız derde. Tamam o zaman. Bir an önce çıkın da kanlarınızla merdivenler kirlenmesin. Daha yeni yıkattım ayol. İğrençsin Züleyha Hanım teyze. Tiksinsin Züleyha Hanım teyze. Yürü gidelim, vakit kaybedelim. Günaydın kızlar. Ne o? Arkanızda kovalayan biri mi var? Kimi dolandırdınız bu sabah? Kimseyi dolandırmadık ama bu lavuk şaka boyusundan başımız dertte. Ne? Aman Allah'ım. Ya Selim Bey'le hadi Raziye'yle tamam da mafyayla nasıl başınızı derde soktunuz? Biliyorsunuz kızlar Rafet'in bu konuda özel bir yeteneği var. Ya kuzen her şeyi benim üstüme atma. Gempa çalıyor. Alo Gempa. Rafet abi. Sakın gazeteye geleyim değil mi abi? Ne oldu lan? Abi, mafyadan birkaç adam gelip sizi sordular. Abi, halleri hiç de iyi değildi. Yapma be! Ne zaman lan? Abicim vallahi az önce geldiler. Ama tekrar sonra yine geleceklerini söylediler. Kuzen,
Gözün aydın Dobrovski ol. Ne olmuş Jacob'a? Mafyanın adamları... Dur daha bir şey söylemedim. Gazeteye girip bizi sormuşlar. Ya o zaman bir çare bulmak lazım Jacob'a. Evet, gazeteye gitmeden de olmaz. Ya. Bir çare bulmak lazım. Yani tam sopalık adamlarsınız sen. İnsan mafyayla başını belaya sokar mı ya? Ya ne istiyorlarsa verin kurtulun. Canımızı istiyorlar Aysu. Tamam işte verin gitsin kurtulun. Bir dakika. Ama canınızı verirsiniz kurtulmuş olmuyorsunuz değil mi? Aysuz Aysu ne olur bari böyle bir hayati durumda sus. Ne demek yoklar lan? Gazeteler bizi yazdıktan sonra mı bulacaksınız ha? Çabuk bulun onları. Fare deliğine bile girseler fareyi vurun, onları çıkarın dışarıya. Tamam mı? Hadi. Aa! Bu odunları niye getirdiniz? Doğalgaz var bizim evde. Durum çok ciddi anne. Hangi durum be? Bizimkileri mafya takip ediyor. Razi teyze vuracaklar. Siz bunlara inanacak kadar salak olabilirsiniz ama ben yemem. Bunlar yine kiralarını ödemediler. Dürdane ile papaz oldular. Burada birkaç gece bedavadan geçirecekler işte bu. Utanmasam yuh ve de çüş diyeceğim ama aşk olsun kaynanatör. Yani ölsek ona da numara yapıyorsunuz diyeceksin. Yürü gidelim kuzen. Yani mafyanın eline düşmek, Razi'nin eline düşmekten daha iyidir be. Biliyorum, bana sus diyeceksin ama aklıma parlak bir fikir geldi Serap. Bu durumda sana sus demeyeceğim, konuş konuşabildiğin kadar. Şimdi, mafya iki adam arıyor değil mi? Yani kadın değil. Serap, lütfen sus Aysu der misin? Durun, durun, durun. Ben anladım galiba. Gelin. Bizimkiler gelmeyecek galiba. Ay nasıl gelsinler? Mafya peşlerinde. E gelmezlerse de Selim Bey kovacak, işsiz kalacaklar. Yani tam yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal pozisyonu. Aynen. Aynen. Günaydın oğlanlar. Günaydın millet. Tamam. Tamam. Tamam anladım. Bizimkiler hala hayattaymış be. Ama bir de mafya mafya dersin. İki salağı bile halledemediler. Ay ne biçim konuşuyorsun Dürdan Hanım ya? Ölecek olanlar arkadaşlarımız. Arkadaşlar var ya, bu heyecan bende çıtır çerez yeme hissi uyandırıyor. Ya çok o. Sen de çıtır çerez yeme hissi uyandırmayan bir heyecan var mı? Altıncı his. Susun bakayım ulan dublajcı sinemaskoplar. Henüz müstakbel de olsalar ceset olmaları kesinleştiği andır mı? Onun için arkadaşlarımızın anısına saygı duyalım. Ay! Paniklerim bozulacak Jacob'u. Aman hız! Jacob'un lafı hoş bir kadına yakışıyor mu güzel? Güzel çok yakışıyor. Ay gazetede birden hem cinslerim çoğaldı vallahi. Bak Ayşecan eğer böyle çoğalacaksa hiç çoğalmasın daha iyi. Vallahi haklısın Özkan. İnsanın midesi bulanıyor. Galiba ziyaretçiniz var çocuklar. Evet Selim Bey. Bu halam, bu da Özkan'ın teyzesi. Aman, bu güzel hanımları gazetemizde görmek bizim için ne şeref. Şşt, Jacob'u. Bu kart zampik bizi ayaküstü götürecek lan. Ben bu sesi tanıyorum. Bunlar Rafet'le Saffet Selim Bey. Ulan deli misiniz siz? Bu ne kıyafet? Ay Allah cezanızı versin. Kusura bakmayın Selim Bey. Hayatımız tehlikede de. Merhaba güzelim. Ay merhaba tatlım. Daha önce de geldik, sen yoktun burada. Trafik mürafik, geçiyoruz işte. Saffet'le Rafet adında iki lavu arıyoruz. Sen tanıyor musun? Ay tanırdım. Tanır mıydın? Tabii tanırdım ama istifa edip gittiler. Bir şeyden mi korkuyorlardı bilmiyorum. Benden korkuyorlardı anam. Birazcık mafya olurum da. Herkes korkar benden. Ay vahşi erkek. Korkma kız, seni korkutmam. Senden hoşlandım biraz. Ay çapkın! Ay! Baba bekliyor Turan abi. Bana bakın. O iki lavuk geldiğinde söyleyin, boşuna kaçmasınlar. Yoksa daha çok kızar, daha çok öldürür. Ah.
Adamı. He. Adam sana kesildi lan. Lan duyacak lan sus. Ay bizimkileri çok merak ediyorum ya. Telefon et o zaman. Edeceğim de kim bilir nerededirler. Ama gene de dur bir deneyim. Alo. Buyurun alo. Şşt. Kuzen manyak mısın lan? Telefonun karşısından seni nasıl görsün ki? Hakikat ya havasını iyice kaptırdım. Tövbe yarabbim. Alo. Neler oluyor Saffet? Bir haber var mı? İlk roundu aldık sayılır Serap. Ama maçın bittiğini hiç sanmıyorum. Bir de böyle kadın kıyafetleriyle dolaşmak çok zor oluyor ya. Bunu başınızı belaya sokarken düşünecektiniz Saffet Bey. Sakın bir salaklık yapmayın ha. Dirinizden bir fayda göremiyoruz, önünüzden hiç fayda göremeyeceğiz. Öyle kalın tamam mı? Hadi güle güle. Ne oldu? Kadın kıyafetleri pek hoşuna gitmemiş de beyefendilerin. Pek de adam sayılmazlardı. Tamam. Yo, susma. Bu esprini çok tuttum Aysu. Hatta seni tebrik bile edebilirim. Serap ve Aysu Hanım'ları arıyorduk. Evet, buyurun biziz. Ama kayıt yaptırmak istiyorsanız Tolgan Bey'i görmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, kolayca görürsünüz. Kendisi kalas olur da. Yok da güzelim, kayıt falan yaptırmayacağız. Sizi azıcık kaçıracağız da. Deli misiniz siz de? Güpegündüz adam mı kaçırılırmış? Burası dağ başı mı? Hayır, İstanbul Serap. Bir farkı mı var? Müsait bir durum mu var kızlar? Bir değil, üç durum var Tolgan. Bu üç adam bizi kaçırmaya gelmiş ya. Ha, iyi. Alçak Tolgan. Alçak baba. İşte. Kol baba. İşte. Baş baba. İşte. Ay baş kol falan olur mu canım? Boş ver be seksi şempanze. Böyle de pişti olmaz zaten. İki arkadaşımız, kardeşimiz can çekişiyorlar. Siz hala pişti oynayabiliyorsunuz. Aşk olsun ya. Can çekişmezler, dürdane kalfa. Mafya bu. Kodumu odurtturur halim Allah'a. Anında ölüm. Hem senin kiracıların bu dürdane kalfa. Bir onlara helva falan yapa. Hem iki kişi oldukları için çok yapman gerekiyor. Koyun can derdinde kasap et. Öküz de helva. Dayım da topuk. Bana bakın. İki can arkadaşımız için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum hanım. Saygı duruşu dedik, seksi şempanze. Seksi duruş değil. Abi. Fazla kırıkma çakabı, dikkat çekiyorsun. Aman ne kıskançsın ayol, herkes bana bakıyor diye değil mi? Manyak, al hep senin olsun. Bak gel o zaman. Çok emriniz hanımefendi. Bizim Ayhürst Esabri. İçmiş yetişir I want to... Karılarımızı bekliyoruz kardeş. Sipariş sonra göreceğiz. Kimi bekliyorsunuz? Karılarımızı. Ayı karılarımızı. Tut ki kadınlardan hoşlanıyoruz. Sana ne? Tom Mix kılıklı. Hadi gel. Kış kış. Kadın başımıza gelemeyeceğiz. Şurada oturamayacağız. Ayol hayret. Kızlar hep bizden önce gelirler. Ayol belki trafiğe takılmışlardır ne bileyim. Belki bakarsın sel basmıştır İstanbul'u. O yüzden gelemezler. Öküz garson. Demek karıları bunlar ha? Bakın biz kimsenin karısı falan değiliz. Evet, birinin karısı olmamız için o biriyle evli olmamız lazım. O biriyle evli olmadığımıza göre nasıl karısı oluyoruz söyle bakalım. Ne diyor bu be? Bilemedim, kıvırma. Şimdi de şunu söyle bakalım. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Hadi söylesene, söyle. Şu köşe... ne diyor bu be? Kapatın lan şunları bir odaya. Tamam bak, eğer onu söyleyemediysen daha basitini sorayım. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek? Ay sucum sus, durumumuzu daha da kötüleştiriyorsun. Hadi yürü. Bu kadar geç kalmaların normal değil Jacob. İstersen kalkalım. Evet kuzen, gidelim. Hadi bu kaşık olsa da şey oldu. Teşekkür ederiz. Bir daha böyle asılmak yok, her gördüğüne. Beşli. İşte. Şu aptal oyunu bırakır mısınız Sarhoş? Sinir oluyorum ya.
Bana bak seksi şempanze, senin de sinir olmadığın bir şey yok ha. Aha olur mu dayı? Hepimiz oturup tırnaklarımızı oje sürelim. Yenge bana sinir olmaz ki. Ulan camiada adımız Ojeli Baba'ya mı çıksın be? Gene mafya meseleleri galiba. Konuşmak ister misin? Ay istemem. Bu numara iyi tuttu la. Alo. Bana bak Tarumar. O iki salak senin arkadaşınmış diye infaz etmedik. Ama sana başka bir görev veriyorum. Bunu bari hallet. Emrin olur baba. Buyur emret. O iki salağı bul ve söyle. Ya kaseti getirirler yahut da karılarının cesetlerini alırlar. Vay be. Ulan durum vahim anladın mı? Bana bakın ulan fütursuz kurbağalar. Hemen kapıda tertibat alın. Ve o iki salak geldiğinde paketleyip bana getirin adam. Aman da ya o işinde hiç zevki kalmadı ki. Ne zaman bizi görseler senin çağırdığını anlıyorlar ha. Oğlu kafayı kullan. Oraya sotalanırız tamam mı? Onlar da geldiğinde hop enselerindeyiz. Ulan senin çıtır çerez seslerin 2,5 kilometre uzaktan duyuluyor be. Dengesiz de. Hadi yürüyün bakayım hadi. Ben açarım anneanne. Ah! Hemen kulakların dikildi değil mi kapıyı duyunca ha? Bir dişi mahluk bir fıstık gelecek diye bekliyorsun değil mi? Duyursunlar güzeller. Ne aramıştınız? Anladım. Hop hop kaltak. Ağzını topla anasını karıştırma. Ama gerçek Raziye Hanım onun anasını. Bunun da karısını arıyoruz. Aa bu iki fahişe bizi bozdu. Ne hal baba böyle ya? Bilmeden az kalsın ben de çimdik atacaktım ha. Yorulma o parmaklarını. Her gördüğün kalçana çimdik mi atalım lan? Senin bu çocuk var ya, büyüyünce kesin kel olacak biliyorsun. Keller ve eller meselesi. Kel tutulacak abi. Raziye Hanım, öt bakalım. Serap ve Aysu nerede? Size sormalı develer. Böyle sirk palyaçosu gibi giyineceğinize karılarınıza sahip çıksanıza. Şişt. Yürü bir de bizim eve bakalım. Ellerine dikkat et. Terbiyesiz. Ne yapıyorsun Aysu? Ne yapacağım? Hani filmlerde kaçırılan kahramanlar böyle hapsedildikleri odalarda çarşafları ucuca bağlayıp kaçmaya çalışırlardı ya. İşte ondan yapıyorum. Aysucuğum bu durumda birazcık bu yaptığın iş zor olacak çünkü biz en alt kattayız. Ne kadar şanssızız ya. Ne kadar şanssızız. Yani vallahi bizim hiç şansımız yok. Vay, apartmanımıza şeref verdiniz hanımlar. Baksana lan, tam iki tane kadına, tam bana göre. Hiç olsa ilgilenemezdim. Bayağımışır biz. Jacob'a baksana tanımadılar. Evet, kuzen. Aa, ulan bu buna Jacob'a dedi. O da ona kuzen dedi. Aa, Raffet'le Saffet'in laflarını çalmış oğlum bunlar. Yok lan, bunlar. Dönmüşler lan bunlar. Dönekler. Jacob'a, Lorel Hanım'ı burada beklediğine göre demek ki baba bizi bekliyor. Hadi gidelim. Anlaşıldı kuzen. Misafirlerimiz varmış bakıyorum. Kim ulan bunlar Atos Portos ha? Aa, biziz baba. Saffet'le Rafet. Ulan ne biçimde yakışmış size karlık be. Demek böyle şıllıkları eve bile getiriyorsun ha Toroş? Aşk olsun. Aç koyununu kuş olsun seksi şempanze. Ulan bunlar senin bildiğin karılardan değil be. Yeter artık Tarumar. Sana inanmıyorum. Neyse, seksi şempanzeyi sonra hallederiz. Durum vahim çocuklar. Mafya aradı biraz önce, sizin karıları kaçırmışlar. İyi mi? Ne? Amanın. Bana bakın, sizde bir kaset varmış. Verin o kaseti de götürüp kızları kurtarayım, onu istiyorlar. Çünkü. Babacığım, vallahi billahi kaset yok. Kameraya kaset takmıyorum, bir salak ya, salak. Evet, bütün bu anlattıkları doğru. Hakikaten doğru, yalnız salak dediği yanlış. O zaman kızlar gitti gider oğlum. Allah, gene helva geliyor. Helva yiyeceğine başını ye sen. Ya, ne yap- bir şey yapmak lazım. Evet, kızları nereye sakladıklarını bulmamız lazım. Baba, sen bilirsin. Bu mafya ne tarafın mafyası? Karşı tarafın mı, Avrupa yakasının mı? Oğlum, bunlar iki yakaya da bakıyorlar anladın mı? Onu nerede bulacağınız pek belli olmaz ama ben size gene işe yaramasa da bir pavyon adresi getireyim bakayım bana. Hadi baba. Kuzen,
Gün bugündür. Kızları kurtarmanın bir yoluna bakalım. Gerekirse burada ölelim. Jacobo, lütfen şu kafanı kullan. Eğer bir işe yararsa bu kafan, sana ömür boyu uşak diyeceğim. Biliyorsun, Tarabya'da uşaklar, etiler de yumuşaklar. Bu işi yapamazsan bana Yılmaz Morgül dersin. Susun bakayım be, susun ulan be. Bu pitonlar, ulan kızların hayatı tehlikede. Siz burada dalga geçiyorsunuz anladın mı? Alın şunu. Al uşak. Bu Tarabya'daki uşakların adresi mi? Hayır, yukarıdaki yumuşakların. Anladın mı? Ah, ah. Zamanında beni dinleselerdi, bu işler gelmeyecekti başlarına. Ha? Bu iki odunun varlıkları bile zarar veriyor bize. Sadece annem olsa neyse. Ama Aysu abla da olduğuna göre sen hiç merak etme anneanne. Ne diyorsun sen be? E çünkü yani Aysu ablayı kaçıracak biri en fazla onu iki saat tutabilir. İki saat tuttuktan sonra ya FBI bile olsa Aysu ablalar ciyak ciyak bağırarak kaçarlar. Bak sen, bayağı faydalı düşüncelere sahipsin. Düzelme yolundasın, aferin. Aysu ablana Kızıl Ordu bile dayanamaz. Alo, burası Çağrı Gazetesi. Ben Genel Müdür Niyazi. Duyduğuma göre bir cinayetin gizli kamerayla çekilmiş kaseti varmış elimizde. Evet. Bize bir kopyasını verir misiniz acaba? Fiyatı neyse öderiz. Ne kaseti? Haklısınız. Ah efendim, çok haklısınız. Haklısınız da, ah efendim, ah. Bizim iki hayvan kaseti kameraya koymayı unutmuşlar efendim. Yakışıklı erkek. Ay tırdım kız, hatta kız oğlan kız. Ne işiniz var sizin buralarda? Ay hayatım, sen her şeyi çabucak unutuveriyorsun. Biz gazeteciyiz ya, her yere gireriz çıkarız, gireriz çıkarız. Biraz da benim kollarımın arasına gir o zaman. Nasıl yani? Bu dansı bana lütfeder misin? Seçme şansın var mı? Sesli harf satın almak istiyorum. Armudun ağası. Yok. Yok mu? O zaman lütfedeyim bari. Bismillahirrahmanirrahim. Patron size yemek gönderdi. Ne yemeği? Kuru fasulye. Kuru mu? Görmüyor musun nasıl kuru bu? Su içinde. Böyle bir yemeğe kuru diyerek hakaret etmeye utanmıyor musun? Sıkıysa büfteye kuru deyin de görelim. Ha? Ha ya? Ha. Bundan sonra fasulyenin haklarını korumak için elle bet çalışacağım. Cacığa kuru cacık, hoşafa da kuru hoşaf diyeceğim. Tamam mı? Olur abla. Bundan sonra bu yemeğin adına sulu fasulye diyorum. Tamam mı? Ha, nasıl kuru köfte var, sulu köfte de var. Nasıl cacık sulu ama onu kuruya da çevirebiliriz. Nasıl içli köfte var, anlatabiliyor muyum? Bak şimdi, içli köfteyi sulu köfte olarak düşündüğün zaman o içindeki taneler... Nasıl etkili konuştum değil mi? Adam bayıldı. Hadi yürü, kaçalım hadi. Ama kaçarsak, daha karşımıza birileri çıkarsa benim laflarım bitti, ben tamam, söyleyeyim. Tamam tamam, bayramda niye öpülür falan diye konu açarsın sen de. Bir dakika, niye öpülür? Aysu, şimdi senin de başına bir tane avize fırlatacağım ama bulamıyorum. Hadi yürü. Ay ne kadar sert erkeksin cicim. Sen de çok tatlısın be anam. Ay vallahi birazcık sabretsem mi yani? Burada ayaküstü beni götüreceksin. Doberman. Hadi buradan bizim köşke gidelim. Köşke mi? Ay ben utanırım orada. Ne var utanacak ya? Ay ne bileyim, bir sürü erkek bir tek kadın, ben mi olacağım oralarda? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İki tane daha karı var orada. İki tane kadın daha mı? Peki kim bu karılar? Bir sandığın gibi değil canım. O karılar iş. İş mi? Ay işiniz... Yani nasıl işler bu karılar? O Rafet'le Saffet adındaki iki lavuğun karıları. Anladım. Azıcık vuracağız da. Hayır vurmayın, onları vurma. Bana vur. Hadi köşke gidelim de belki orada beni ikna edersin. Ay yatar beni. Hadi yürü. Ay belimi kırıyordun, öküzsün.
Ulan bu telefonda olmadık zamanlarda çalmaya mecbur mu be? Alo? Tarumar efendi, sen ne biçim babasın ha? Kızlarım hıyarların elinde sen bir şey yapamıyorsun ha? Sen ne biçim babasın? Şam babası, şerbetin dökülmemiş. Oh. Bu gazona yeter herhalde. Ulan karı haklı be. Biz de adam mıyız anladın mı? Ne de olsa mafya yüzüğü yaşını şurasında. Allah Allah, ne oluyor dayı? Baba, istersen sana çıtır çerez getireyim ha. Kalkın lan bakayım motosportu. Çatışmaya ve de kızları kurtarmaya gidiyoruz anladın, hadi. Ya baba ya, ya çatışacağımızda çıtır çerez alıp çıtırdatsak ya. Ulan bana bak, senin bütün kemiklerini çıtırdatırım ha. Tamam. Şimdi manda yavrusu. Ulan bir kere de adam gibi, delikanlı gibi bir iş yapın be. Bir kere yaparsak bana uyar dayı. İki delikanlılık da uyar. Ama gerisine karışma bana. Kalkın yürüyün, gidiyoruz hadi. Durun bakalım güzeller, nereye verin? Aa, al sana bir salak daha. Şimdi sen gerçekten bizim nereye gittiğimizi öğrenmek mi istiyorsun bayım? Nasıl yani? Nasıl yani, nereye diyerek bizim gerçekte bir yere gidebileceğimizi belirtmeye çalışıyorsun. Ama o zaman neden nereye diye soruyorsun. Ben bir şey anlamadım ya, ne diyorsun sen? Yürü Serap, giderim bu konu son derece kısır bir hal aldı. Artık konu bulamıyorum uzatacak. Hah, bir dakika. Lastik desene. Lastik? Ben sana kodum. Ay, o lastik deyince olmuyordu. Ne deyince oluyordu? Odun. Odun! Ben sana kodum. Bak bir daha de, bir daha de, de, de. Odun. Ben sana kodum. Sen bir daha de sana ne olur ya. Ben sana kodum. Selam kodum mu? Fark etmez ama Selam eve. Şişt, kapat önünü. Kapat önünü, çıkalım. Beni bayıldım. Hadi yürü. Hadi. 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 Nasıl oldun dedim. Ay, çok iyi. Bana bakın ulan, aniden baskın yapacağız. Acımak macımak yok ha. Yani baba bana soracak olursan, ben hala eve gidip çıtır çerez yeme taraftarıyım ha. Benim için hiç fark etmez dayı. İki tanesine haklarım, gerisine karışmam haberim olsun. Ulan ne biçim konuşuyorsunuz siz be? Turfanda buzağlar. Kızları kurtaracağız anladın mı? Bas ulan sen de gaza be. Tamam baba. Çok öbeli ayısı. Kızları almadan geri dönmek yok. Anladım. Anladık dayı. Yarım saattir başka bir laf söylemiyorsun ki. Anladık, anladık dayı, anladık. Oğlum anlamıyor musun lan? Baba da tırsıyor. Tırstığından çenesine vurdu. Ulan ne biçim konuşuyorsun sen be, kuş üzümü. Şimdi senin çenene bir tane geçiririm. Görürsün eberin örekesine. Dayı. Ne var mı? Kızları almak için illa çatışmamız şart mı? Ulan ne biçim soru soruyorsun be, internet kafe. Görmüyor musun dayı? Baksana kızlar yolun kenarında otostop çekiyorlar. Ha? Aa, sahi onlar mı lan bu? Dur lan bakayım be, Çoko. Dur, dur, dur. Ay, dondum mu? Tarmar abi. Ayol ne tesadüf, tüm filmlerinde bile böyle olmaz. Aa evet, dizilerde bile olmaz böyle. Ya kızlar be. Ulan biz sizi kurtarmaya geliyorduk ya. Aman canım, ne zahmet ettin Tarumar abi, benim başımda Aysu varken yani. Niye dalga geçiyorsun anlamadım. Ay şaka yaptım, şaka. Yani hiç kurşun harcamadan adam kurtaran def mafya aman biziz be. Kadın, kadın diyeceksin. Buyur. Kadın, sen de kötü cümleler kullanıyorsun Tarumar abi. Niye? Yani sen de herhalde fasulyeye kuru fasulye diye hakaret edenlerden olacaksın. Kuru fasulye mi? Evet, bak şimdi fasulye deyince... Tamam. Ne biçim adamsınız siz be? İki kadına sahip çıkamadınız. Ne oldu patron, bir şey mi oldu? Salaklar iki kadını da kaçırmışlar. Vay gerizekalılar vay. Aniden kafamıza vurdular abi. Aslanlar! Bunlar kim ulan? Pavyondan kaldırdık patron, eğlencelik. Ama önce gidip şu karıları yakalayalım, sonra hallederiz. Boş ver, büyütmeyelim, bırak gitsinler. Ama patron... Artık korkacak hiçbir şey yok. Gazeteden söylediler, salaklar makineye kaset koymayı unutmuşlar. Çak. O zaman ben işime bakayım patron. Bir dakika oğlum, yanlışlık var yani, hop hop. Bir dakika kardeş.
Biz sizin aradığınız o iki gazeteciyiz. Evet, o gazeteci unutan iki salak gazeteciyiz. Olsun. Ama oğlum biz erkeğiz, erkek. Olsun oğlum. Bazıları sıcak sever. Ya bak bir dakika. Yürü hadi. Sen bir şey unutmadın mı? Bir şeyi buradan unutacağız ama üç güzel. Üç!